Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Merhabalar, Havza'dan herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Evet dostlar, yağmurlu bir havada şöyle Havza'ya doğru gidiyoruz. Şu anda Havza'dayım. Uykum da geldi. Havada soğudu arkadaşlar ya. Eksi demişim. Normal bir 10 derece, 12 derece hemen düştü. Şu anda mesela 6 derecelerde hava. Normalde 18-20 derecelere, 24 derecelere çıktıydı. Büyük bir düşüş oldu yani. Hava soğudu, buz gibi oldu. Kaloriferi yakıyoruz yani arabanın içinde. Bu arada video atmayacağız dedik arkadaşlar. Atmayacağım. Millet video atmamamızı bekliyormuş ya. Video atmamamızı bekliyormuş millet. Çürük elmalar hemen çıktılar yani ortalığa. Aramızdaki çürük elmalar hemen döküldüler. Bütün çürük elmalar hemen abonelikten çıkmışlar arkadaşlar, hemen. Terk ettiler yani. Arada böyle yapmak gerekiyor ki çürükleri aradan çıkarayım. Neyse, dediğim gibi. Arkadaşlar hava soğudu. Uykum da geldi. Yağmurda yağı. Ne diyor, gülümse hayata. Havada yağmurlu, acayip rüzgar da var. Ara ara bazen bazı yerlere iyi rüzgar vuruyor. Arabanın şekli değişiyor yani. Şeritten şeride geçiriyor arabayı yani. Dün gelirken mesela şeye doğru, Hereke'ye doğru acayip rüzgar vardı. Şimdi buraya doğru bazı yerlerde acayip rüzgar var. Yağmurla karışık. O yüzden şimdi bayağı bir sitem ettim arkadaşlar. Bayağı bir dün sitem ettim. Niye ettim? Dedim, şöyle düşündüm arkadaşlar orada. Dedim şu bize dandik dundik yorum yapan arkadaşlarımız, o hani izlemek istemeyen arkadaşlarımız, abonelikten çıkmak isteyen arkadaşlarımız var ya, dedim çıksınlar bakayım ya. Çıksınlar. Madem beğenmiyorsunuz, madem izlemiyorsunuz, madem bizim hayatımıza müdahale etmeye çalışıyorsunuz oradan, kendi kafanıza göre, dedim bunlar zaten bahane arıyorlar. Madem dedim böyle bir şey yaptık, bakalım dedim kimler dökülecek. Ve aşağı yukarı 50-60 kişi de arkadaşlar abonelikten çıktı. Sayımız aşağı yukarı 60 kişi falan düştü hemen bir günde. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar, hiç önemli değil. Yani ben öyle şeylere adam girdi çıktı, oho beğenmemiş, kendi bileceği iş. Bak herkes nasıl döküldü. Çürük elmalar dedim ya, döküldüler, hemen çıktılar. Allah yollarını, izlerini açık etsin. Bay bay, bay bay olsun bunların hepsine. Hepsine bay bay olsun. Hepsine bay bay olsun. Biz dediğim gibi, bizim kemik kadromuz, sürekli izleyenlerimiz var. Her zaman onlar yanımızda. Biz onlarla yola devam ederiz. Sıkıntı yok. Çıkan çıksın. Şimdi arkadaşlarımız diyecek ki abi zorla zaten abone topluyorduk ya, niye böyle bir şey yaptın diyecek. Arkadaşlar zorla olan aboneler işte böyle oluyor. Bize sıkıntı yaratıyor, sıkıntı açıyor. Baş ağrıtıyor. Gerek yok ya. Adam gibi gelip izleyen izler. Bizle muhabbetini eden eder. Aile ortamı gibi şekilde yolumuza devam ederiz. Sıkıntı yok, problem yok, no problem.
Onlar bana sitem ediyorlar ya. Dandik dündik yorum yapıyorlar ya. Sinir bozucu şeyler yapıyorlar ya işte. Şimdi adam devamlı işte kaç litre mazot yaktın? Şuraya ne yaktın? Şuraya ne yaktın? Net söyle la. Sana ne? Sana ne? Senin cebinden mi çıkıyor benim yaktığım mazotun parası? Yok. Kaç lira nakliye aldın? Ne fatura kesiyorsun? La sana ne? Aa, sana ne ya? Sana ne? Ne fatura keser? Keserim ya. Sen buradan internet üstünden, YouTube üstünden öğrendiğin şeyle mi tırcılık yapacaksın ya? Arabacılık yapacaksın. Kazancını öyle mi belirleyeceksin? Çıkarsın piyasaya, bakarsın. Ne kadar kesiyorsun? Buradan sorulmaz öyle şeyler. Özelden sorabilirsin. Buradan ben yakarım 500 litre mazot, sana derim 400 yaktım. Mesela. Ne gerek var? Gerek var mı yani arkadaşlar? Veya kaç lira fatura kestim? Bu seni ilgilendiren bir şey değil ki ya. Bir kuruş para mı giriyor cebine benim kestiğim faturadan? Yok. Bunlar arkadaşlar özel şeyler. Bunları buradan söylemenin bir anlamı yok. Herkesin kazancı kendine, herkesin gideri kendine, herkesin geliri kendine. Ha buradan ne söyleriz? Neyi söyleyebiliriz? Bugün lastik kaç para? Bunun fiyatını söyleyebiliriz sana. Mazot kaç para? Bunun fiyatını söyleyebiliriz. Yani her şeyi buradan açık açık söyleyeceğiz diye bir şey yok. Benim gittiğim fiyatı söyleyecek halim yok. Buradan sadece siz izlemiyorsunuz arkadaşlar. Yani bunu soran arkadaşlar izlemiyor buradan sadece. Buradan takip edip o zaten soranların birçoğu da bu şekilde sorarlar. Takip edip senin işine göre hareket edenler var. Ne gereği var? Veya nereye gitmişim, nereden yüklemişim, hangi deponun içine girmişim. Arkadaşlar bunlar yani bunları buradan söylemeye gerek yok. Bunlar özelimiz. Bizim özelimiz bunlar ya. Her şeyimizi buradan paylaşacağız diye bir dava yok. Evet, buradan arkadaşlar şimdi bana buradan iyi dileklerini sunanlar var, hakkını helal edenler var. Ondan sonra bırakmamamızı isteyenler var, kafanı dinle devam et diyenler var. Dostlar şimdi bak geçen bir ara daha yaptım ben böyle. O arada da çürük elmalarımız vardı, onlar da çıktı döküldülerdi. Biraz rahatladıydık. Şimdi aşağı yukarı yine bir 50-60 kişi, belki daha da bırakacak olanlar var. Hiç önemli değil, bırakan bıraksın. Bizi sevenlerle biz yola devam ederiz. O yüzden. Beğenmeyen zorla tutmuyoruz arkadaşlar, çıkabilir. Hiç sıkıntı yok. Dert etmiyorum ben öyle şeyleri. Ha, dert etmeyince niye sitem ediyorsun diyecekler şimdi. Hele bir tanesi var. Devamlı böyle ters şeyler yazıyor. Ters. Yani insanı tahrik etmek için. İnsanı tahrik etmek için devamlı ters bir şeyler yazıyor oradan. Hani ben de edebimizi, ahlakımızı bozmayalım diye uğraşıyorum yani. Yani şöyle bir şey var, engellemiyorum da onu. Bak onu engellemiyorum da, kendisi anlasın kendisi hatasını diye. Kendisi hatasını kendisi anlasın diye, hele de onu hiç engellemiyorum. Hala da ya bu adam sana cevap vermiyorsa, buradan seni engellemiyorsa demek ki bir problem var burada ki bu adam, yani benim yazdıklarıma göre bu adam beni engellemiyorsa, bana da cevap vermiyorsa demek ki bir yerde bir sıkıntı var. Sen de
kendinde bir sıkıntı olduğunu çözmesi lazım artık. Çözmesi lazım ama hala da adam çözemedi kendini ya. Habire yazıyor. İşte sen şunu yapamıyorsun, şu bunu yapamıyorsun, şöyle olmaz, böyle olmaz. Kendin şöyle yap yüzünde, millete şöyle ediyorsun de. La sana ne? İzleyin mi kardeşim? İzle. İzlemeyin mi? Çık. Bu kadar basit. Çık. Olma abone. Kapat bildirimlerini. Anladın? Yani bu kadar açık söylüyorum artık. Bak bizi istemeyenler bıraktı çıktı. Bu kadar basit yani. Bu zor bir şey değil ya. Bizi istemeyenler bak bıraktı çıktı. Zor bir şey değil. Yalvara gene kimseyi abone de edemem. Kimseyi de toplayamam. Kimseye yalvaracak halim de yok. İşinize geliyse izlersiniz, işinize gelmiyse izlemezsiniz arkadaşlar. Ben de öyleyim. Yani işime gelirse bu işi yaparım, işime gelmezse bu işi yapmam. Yani bu kadar basit. Böyle basit şeyler için yani sıkıntı yaratmaya gerek yok. Birbirimizi üzmeye, kırmaya gerek yok. Dinlemek istemiyor musun kardeşim? İzlemezsin olur biter ya. Ha şimdi diyeceksin ki abone olduk bildirim geliyor. Kapatırsın bildirimini gelmez. Çıkarsın abonelikten gelmez. Önüne mi düştü? Tıklamazsın üstüne izlemezsin olur biter. Yani bu kadar basit şeyler bunlar. Yalandan yere oradan yani kendi egonu tatmin etmek için. Oradan yani ben şunu yazdım da ben şunu yaptım da. Kendi kendine havalara, civalara girmeye gerek yok. Eleştiri yapıyorum diyor adam. Eleştiriyi kaldırmıyorsun diyor. Yapma kardeşim öyle eleştiri. Bana öyle eleştiri yapma. Eleştiriyi yaparsın yapıcı eleştiri olur. Senin eleştirin yapıcı değil yıkıcı, moral bozucu. Sinir uçlarına böyle temas ediyorsun. Yani insana ağzını bozdurmak için elinden geleni yapan bir kişisin. Kim olduğunu artık yani yaptığı yorumlara göre kendisini anlamıştır artık yani. Ben buradan kendisi isim misim bir şey verip de kimseyi onun üstüne doğru kışkırtmayayım. O yüzden işine baksın. Çıktıysa da Allah yolunun bahtını açık etsin yani. Yani bu şekilde yapanlar çıktıysa onların da Allah yolunu bahtını açık etsin. Ben gene diyorum benim de yolumu Allah açık etsin. Herkesin yolunu açık etsin. Ben her zaman gene söylüyorum. O kemik kitlemizin bize devamlı destek veren arkadaşlarımızın hepsini seviyorum. Allah razı olsun diyorum. Abi o ya kızabilir adam. Kızabilir. Sinirlenebilir. Bizim bazı hareketlerimizi sevmeyebilir. Konuşmamızı sevmeyebilir. Olur. Adam izlemez birkaç gün. Sonra izler. Ha, sıkıntı yok. Yağmur da iyi yağıyor be. İyi yağıyor be. Dağ taşa aşkın ile seni yazdım ben her yere. Taş kalbini bile bile seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
Evet, güneş panellerini görüyorsunuz arkadaşlar, elektrik için, elektrik üretimi için. Buraya doğru. Ama şöyle de bir şey var. Tarım arazisi arkadaşlar burası. Komple tarım arazisini kapatmışlar ya. Az buzla değil yani. Bir dünya yer. Kaç dönüm yer ya. Evet, Ladik Sapağan'a geldik arkadaşlar. Ladik Sapağan'a. Buradan aşağı sallanı sallanı veriyoruz Gava'a doğru. Ay mübarek ya. Ay mübarek ya. Kosya'dan beri yağıyor. Buradan aşağı arkadaşlar bayağı bir uzun rampa iniyorsunuz Gava'ya kadar. Bir de bir 20 kilometre var yani. Geçen gün şuradaki polis arabası maketiyle arkadaşlar iki tane polis arkadaş gelmişler, kendi polis maketleriyle burada selfie yapıyordular. Durmuşlar da. Dayı niye 61 yazdın o arabanın arkasına? Bizim biraderin tamponlarını kazımışlar. Birader şey yapıştırmıştı tamponlara. İki tane 61 yazısı yapıştırmıştı. Sağlı sollu. Bir şey daha yapıştırmıştı. Mahallede kazımışlar.
Trabzon amblemiyle 61 amblemlerini. Millet nelerle uğraşıyor ya? Millet nelerle uğraşıyor? Ne yani? Ne biçim bir zihniyet, ne biçim kafa yapıları var millette bilmiyorum. Adam gelmiş tampondaki süsü gazımış yani. Ne? Trabzon şampiyon oldu. Ne nasıl olur? Bizim milletimizin kafası bir değişik çalışıyor ya. Hangi akıla hizmet, hangi kafaya hizmet yani yaptım bu işi? Ya adam seni yakalasa onu orada gazırken ne diyeceksin ya? Adamın arabasını gel yüzün, gazı yüzün, tamponunu. Bir de onu gazımamış, sadece onu koparmamış, boyasını moyasını gazımış adam. Ben yakalasam seni orada ne yapacaksın bunu gazırken? Evet dostlar, size sabah sabah hemen bir video yapalım dedik. Hemen sabah sabah size bir video atayım. Dün kızdık, sinirlendik ya şimdi. Arkadaşlara çıkanlar çıktı ya. Şimdi kimisi de diyecek ki abi sen de bir şöylesin, bir böylesin, bir bırakıyorsun, bir şey yapıyorsun. Açıklamasını yaptım arkadaşlar. Açıklamasını yaptım niye öyle yaptığımızı. Yani o bizi sinire, strese boğan kişiler eğer çıktıysa aradan, ne mutlu bize. Ama video atmayacağım diye çıkan arkadaşlar da geri gelebilirler, sıkıntı yok. İzlemek isteyenler izleyebilir ama üslubunda arkadaşlar. Moral bozmadan, sıkıntı yaratmadan, düzgün bir şekilde. Çünkü her zaman söylüyorum arkadaşlar, bakın burada ailecek izleyenler var. Annesiyle, babasıyla, kardeşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla evde izleyenler var. Sen beğenmeyebilirsin ki adam beğenip izliyor. O yüzden burada saygılı olacaksın. Yaptığın yorumlara dikkatli yapacaksın. Sadece biz okumuyoruz yorumları arkadaşlar. Anlaşıldı. Anlaşıldığımı umuyorum yani. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, Gavağa kadar neredeyse 20 kilometreye yakın rampa iniyorsunuz. Ta Ladik sapağından bu yana. Rampalardan aşağı. Bu arada arkadaşlar, bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı gün. Herkesin Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun buradan. Onu da buradan dile getirmiş olalım. Hepinizi seviyorum. Sizler de beni seviyorsunuz. Seven arkadaşlarımız var buradan.
Evet. Gavağa geldik. Bu arada da Gavağan Gostilli köyü avukarda arkadaşlar. Gavağan Gostilli köyü şu yukarıda. Bizim Gostilli kayboldu ya. Bizim Gostilli kayboldu. Bugün gidiyoruz ama bilmiyorum yani yükümüz boşalır mı boşalmaz mı, o da şüpheli. Tatil ama büyük bir ihtimal boşalır diye düşünüyorum. Boşalırsa hepimize, boşalmasa yapacak bir şey yok. Evet dostlar, Gavağı da gördüğünüz gibi bitirmiş olduk. Buradan sonrası artık Çakallı, Samsun. Bu tarafa doğru devam edeceğiz. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Küçülmeden büyüme olmaz. Küçülmeden büyüme olmaz. Biz şimdi oradan 60-70 abone bizi bıraktı ya. Küçüldük ya biz biraz. Tekrar büyüyeceğiz. Sağlam şekilde. Düştüğümüz yerden kalkmasını bileceğiz demiş atalarımız. Dalgalanan şanlı bayrak, dalgalanan şanlı bayrak. Şu güzelliğe bak be. Şu güzelliğe bak ya. Şu günün anlamına bak.
bayrağın dalgalanması günün anlamına uydu. Neyse arkadaşlar, görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Seviyorum sizleri. Bay bay diyorum. Bizlerle beraber devam edenlerden Allah razı olsun. Etmeyenler de yolu açık olsun. Bay bayınız.